Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün moleküler biyoloji için önemli olan HPLC yöntemini açıklayacağız. İlk defa 1906 yılında bir Rus botanikçi Tisvit tarafından kullanılmış olan kromatografi yöntemi, yapraklardaki pigmentleri ayırmayı kalsiyum karbonat kolon ve petrol eteri kullanarak gerçekleştirmiştir. Kromatografi 1952 ve 1960 yılları arasında hızlı bir şekilde gerçekleşerek analitik teknikler arasında önemli bir yer almış ve sıvı kromatografik teknikleri arasında en yaygın kullanılanı dağılma kromatografisidir. Bu teknik sıvı sıvı kromatografi ve sıvı bağlı faz kromatografisi olmak üzere iki alt sınıfta incelenir. Sıvı sıvı tekniğinde durgun faz katı yüzeyine fiziksel adsorpsiyonla, bağlı faz tekniğinde ise kovalent bağlar ile tutturulmaktadır. HPLC'nin kullanım alanları. HPLC uçucu olmayan kimyasal ve biyolojik bileşenlerin ayrımı için kullanılır. İlaç etken maddeler aspirin, ibuprofen veya asetaminofen, proteinler yumurtanın beyazı veya kan proteinleri, polimerler gibi biyolojik kimyasallar, polistiren ve polietilen, gıdalardaki pestisit ve vitaminler, birçok doğal bileşen, bitkisel ilaçlar ve bitki ekstrakları, sıcaklık ile kararlılığını kaybeden bileşenler, TNT ve enzimler ve birçok kimyasal ve organik bileşikler bu yöntemle tespit edilmektedir. Kromatografik ayırmada maddeler birbiriyle karışmayan iki faz arasında dağılırlar. Fazlardan birine hareketli faz, diğerine ise durgun faz olarak tanımlanmaktadır. Karışımdaki her maddenin hareket hızı olan TR, maddenin hareketli veya mobil fazı olan ilgisine göre belirlenir. Hareketli faza daha çok ilgisi olan maddeler daha hızlı hareket ederler. Kolondan çıkan her bir maddenin konsantrasyon profili pik olarak adlandırılır. Piklerin oluşturduğu tabloya da kromatogram adı verilir. HPLC analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan yöntem olup, duyarlılığı kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğu nedeniyle eczacılık, biyokimya, moleküler biyoloji gibi pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. HPLC yöntemiyle amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler gibi birçok bileşikler incelenebilir. HPLC pek çok alt üniteden meydana gelmektedir. Degazör, pompa, örnekleyici, kolon ve dedektörden oluşmaktadır. Gelin hep birlikte HPLC'nin çalışma basamaklarını beraberce inceleyelim. İlk önce hücre kültürü besiyerinin 15 ml falkonda toplanması ile başlar. Millipore filtre ile konsantre edilmiş besiyeri, örneğin uygun çözücüde çözülmesi ile birlikte çözünmüş örneğin VL alınması gerçekleşir. Çözücülerin belli bir basınç altında kolondan geçmesi ile birlikte çözünen karışımın kolona enjekte edilmesi bir diğer aşamadır. Daha sonrasında hareketli faz sabit faz boyunca ilerleyerek çözünen karışım içindeki kolonda farklı hızda ilerlemesine neden olmaktadır. Hareketli fazla ilerleyen çözünen karışım içindekiler UV floresans dedektörü aracılığı ile hızlarına göre ilerlerken miktarına göre pik olarak görüntülenir. Böylelikle bilimsel bir nicel sonuç elde etmiş oluruz. Bilimle kalın, sağlıcakla kalın, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.